Let's get some butts in these seats. How big are these butts? Space Jam Yeni Efsane filmini izlediniz veya izlemediniz bilmiyorum ama filmi izleyenlerin bir kısmının çok beğendiğini, bir kısmının ise hiç beğenmediğini biliyorum. Ama şu an bunlar hiç önemli değil çünkü bu videodaki amacımız gönderme avına çıkmak. Normalde bir filmde küçük küçük göndermeler olur ve bu göndermeler gizlice filme yerleştirilir. Ama Yeni Efsane filmindeki tüm göndermeler sanki oyuncak kutusunu salonun ortasına dökmüşsünüz gibi yüzümüze çarpıyor. O yüzden Anıl'la birlikte filmdeki tüm film ve dizi karakterlerini, sözlü göndermeleri veya hiç tahmin etmeyeceğiniz detayları bulup çıkarmak için çok uğraştık. O yüzden bu video uzun ama çok eğlenceli bir video olacak. Sıkı durun, biraz başınız dönebilir. Öncelikle Kaliforniya'daki meşhur Warner Bros. Stüdyosu ve Su Kulesi filme başlarken gördüğümüz ilk şey oldu. Ve ardından Warner Media şirketi ve Warner Animasyon Grubu logolarını gördük. 98 yılında küçük LeBron James'in basketbol temalı çantasındaki 23 numaralı tazı gördüğümüzde anladık ki muhtemelen kendisi ilk Space Jam filminin hayranıymış. Bu arada Nintendo Game Boy'da oynadığı bu oyunu oynamak isterseniz oyunun ismi Bugs Bunny Crazy Castle. O Game Boy'unu çöpe atsa da siz atmayın arkadaşlar. Emin olun o kadar da değersiz bir şey değil. Filmin jeneriğinde LeBron'u 23 numaralı formasıyla önce Ohio'da, The Fighting Irish takımında ve Cleveland'da görüyoruz. O dönem hayranların LeBron'dan beklentisi çok fazlaydı. Çünkü nasıl Jordan Chicago'yu zirveye taşıdıysa LeBron'un da şehrinin takımını zirveye taşımasını bekliyorlardı. O yüzden LeBron Miami'ye geçtiğinde bugün hala süren büyük bir nefret başlatmış oldu. Ama ben kariyerine o kadar hakim değilim. Gerisini siz yorumlarda tartışabilirsiniz. Jenerikte ara ara LeBron'u ailesiyle görüyoruz ama filmdeki eşi ve çocukları onun gerçek ailesi değil. Ama burada gördüğümüz sevgili Kobe Bryant gerçek. LeBron'un şu an oynadığı Lakers'a geçiş yaptığını da gördük. Ama bu sene Jordan'la paylaştığı forma numarası 23'ten 6 numaraya değiştirildi. O yüzden filmin devamındaki forması 6 numara olacak. Filmde LeBron'un 52 milyon dolarlık Los Angeles'taki evinin bir benzerini görüyoruz. Space Jam filmi Jordan'ın evini mütevazi bir mahallevi olarak göstermiş. Ama Yeni Efsane filmi bu konuda biraz daha gerçekçi davranmış. Ama evdeki yatağın sırtını duvara dayamamalarını sevmedi. Uyurken biraz ürkütücü olabilir. Ardından film bizi Warner Bros'un merkezindeki Warner 3000 adlı sisteme götürüyor. Bu sistemin aslında Warner Bros'un geçtiğimiz yıl ortaya çıkardığı HBO Max platformu olduğunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz çünkü bunu inceleme videomuzda daha önce konuşmuştuk. Belli ki bu filmin normalde HBO Max'in ilk tanıtımlarıyla eş zamanlı olarak yayınlanması planlanmış ki böylece bu platformda hangi filmler ve diziler var iyice anlayalım istemiş olmalılar. Düşmanımız Warner 3000 sisteminin algoritması. Yani kendisini gıcık bir Jarvis gibi düşünebilirsiniz. LeBron'u HBO için bir tanıtım malzemesi olarak kullanmak istiyor. Yani film bu konudaki niyeti hakkında son derece dürüst. Because today Warner Brothers launches the revolutionary technology that I masterminded. İşini yapmak yerine her şeyi algoritmaya bırakan klasik bir Warner Bros. Çalışanı görüyoruz. Bu kadın ünlü komedyen Sarah Silverman. Arkasında Aquaman ve Joker filmlerinin posterlerini de görebilirsiniz. Mail klasöründe ise Space Jam film ekibinden gelen mailler var. Ve bunlardan biri 96'dan bu yana hala aktif olan Space Jam web sitesini güncellemeleri gerektiğini söylüyor. Sitem değişmiş. Merak etmeyin, güncellemişler ama 96'daki site değişmemiş, hala aktif. Ama değiştirmişler, hemen bu çıkıyordu. LeBron'un küçük oğlu Dominic bilgisayarda kendi oyununu tasarlıyor ama masadaki Xbox kolu dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunun sebebi Xbox'ın bu film için yeni oyun ve oyun kolları çıkarması. Ama bu kollar ülkemize gelmediler, gelmeyeceklerdi. Dom'un masasında Black Panther'ın kardeşi Shuri'nin Funko figürü var. Her ne kadar Marvel Disney'e ait olsa da Black Panther siyahlar için önemli bir film olduğu için bir tür saygı göstergesi olsun diye düşünmüş olabilirler. Solda da bir figür var ama saç çizgisi T'Challa'dan çok Nakia'ya benziyor. Emin olamadım. Duvarda bir Shango posteri görüyoruz. Bu poster aslında Thor çizgi romanının kapağı ama Hugo Canuto adlı bir çizer Thor'u Afrika tanrısı Shango'ya uyarlamış. Dom'un katılmak istediği E3 kampıysa uydurma bir şey değil. Burası katılımcıların oyunları veya elektronik tasarımlarıyla kendilerini kanıtladıkları bir yer. Bu sırada Dom filmde daha sonra göreceğimiz gibi telefonundaki cihazla taradığı NBA oyuncularını tasarlarken onları tarantula veya yılan gibi hayvanlarla hibrit hale getiriyor. Dom'un tasarladığı bu oyuncular NBA ve WNBA oyuncularıydı. Wow.
Warner Bros. Stüdyolarına dönersek en yeni filmlerin afişlerini görmüş olduk. Scoop, Teen Titans, Tom ve Jerry filmi, James Gunn'ın Suicide Squad filmi, Aquaman ve Matrix tanıtımı en belirgin olanlardı. Friends dizisi de burada çekildi ama Friends'e dair bir şey göremedim. Algoritmanın kendini LeBron'a tanıtması, Jurassic Park'taki DNA animasyonu gibi işlenmiş. Platformda ilk gördüğümüz film 1996 yılındaki orijinal Space Jam filmi oldu. Dark Knight serisi, Flash, Maske, Harry Potter, Willy Wonka ve bir sürü yapımı da gördük. Ardından LeBron önce Batman'in düşmanı Mr. Freeze oldu. Ardından bir Game of Thrones karakterine dönüştü ve altın sinicçi yakalayan LeBron Potter oldu. Ama tüm bunlar LeBron'un hoşuna gitmedi tabii. Listen guys, I'm a ball player. Athletes acting, that never goes well. Bu sırada toplantı odasında animanyaklardan Dot'un heykelini, yanında Marslı Marvin'in heykelini, arkalarda Gremlinlerden Gizmo'nun, Oz büyücüsünden Korkak Aslan'ın ve Batman'in heykellerini görmüş oldu. Tabii ne yaptığını tam olarak bilmeyen Warner Bros. Çalışanlarını yine göz ardı ediyorum. Walking Dead'le tanıyıp sevdiğimiz Steven Yeun de böylece arada kaynamış oluyor. Bu arada az önceki heykellerin aynılarını taşıyıp şirketin koridorunda da kullanmışlar. Şu heykelin de Wonder Woman olduğunu varsayıyorum. Yerleri aynı ama koridorun başındaki su kulesinin yanındaki çerçevede şirketin kurucusu olan Harry, Albert, Sam ve Jack Warner kardeşlerin fotoğrafı yer alıyor. Neyse, birkaç Matrix referansından sonra algoritmanın sanal dünyasına bir şekilde geçiş yaptık. Bu sahnede gençlerin teknolojiden büyülendiğini ama yaşlıların teknolojiden korktuğunu ve her yapay zekaya Siri diye seslendiklerini belirtmek istemişler. Anladım ama ben bu kısımlarda artık Bugs Bunny'yi ne zaman göreceğiz diye çığlık atmak üzere olduğumu hatırlıyorum. The computer's black. I can see that. Hello. Algoritmanın kendi boyunu LeBron'dan daha uzun tutması güzel bir detaydı bence. Yeni plana göre LeBron ve algoritma dijital dünyada bir maç yapacaklar ve maçı herkes izleyecek. Yani biz. Böylece algoritma yeni efsane olacak. Evet, bence filmin adında yeni efsane yazmasının sebebi LeBron değil, algoritma. LeBron'un kendine bir takım toplaması gerekiyor ve ekranda gördüğümüz yerlerde önce Orbit City vardı. Burası Jetgillerin yaşadığı Orbit şehri. Hogwarts büyücülük ve cadılık okulu, Batman'in şehri Gotham, Game of Thrones geçtiği Westeros Krallığı ve Taş Devri çizgi filmindeki Taş Yatağı şehrini gördük. Neptün ve Satürn gibi gezegenlerin yanı sıra bir de Albuquerque vardı. Albuquerque, Bugs Bunny'nin hep sola dönmeyi unuttuğu bir eyalet olduğu için komik bir göndermeydi. I knew I should have taken that left turn at Albuquerque. Thundra gezegeni Thundercats çizgi filminden, Emerald City Oz büyücüsünden, Themyscira Wonder Woman'da Amazonların eviydi ama LeBron'un gönderildiği yer Toon dünyası oldu. Ardından LeBron'un Westeros üzerinden geçtiğini gördük. Bu kısımda neden Game of Thrones müziğini kullanamadılar merak ediyorum. Casablanca, Hogwarts, Oz büyücüsündeki hortum, Matrix'in kulüp müzikleri ve kırmızı ve mavi hapı da gördük derken tüm bu yerlerden biraz daha uzakta duran Looney Tunes dünyasına nihayet geldik. Ama arkalarda bir yerlerde ilk filmdeki Moron Dağı gezegenini görsek fena olmazdı. Belki oralarda bir yerlerdedir, ona da siz bakarsınız. LeBron buraya ilk düştüğünde ortaya çıkan duman basket potası ve basket topu şeklindeydi ama daha da komiği düştüğü yerde Nike logosunun çıkmasıydı. Bir filmde daha net bir reklam sahnesi görmemiştik bence. Etrafa ilk baktığımızda Looney Tunes çizgi filmlerinde kullanılan şehir, orman ve çöl manzaraları ilk göze çarpan şey oluyor ama şehirdeki mekanların da klasiklerden olduğunu unutmamak gerek. Özellikle de Chuck Jones'un klasik çizgisinden çok esinlenilmiş. Mesela sağ tarafta sıra gelen ağaçlar ve bazı dekorlar direkt Opera Nedir Ahbap adlı çizgi filmden alınmış olmalı. X şeklindeki dekorları Marslı Marvin çizgi filminden hatırlarsınız. Filmde Kokarca Pepe yok biliyorsunuz ama Paris setini bolca görebilirsiniz. Bu arada tabii ki çizimle ilgili tüm bu detayları Anıl'ın dikkat etmiş olduğunu anlamışsınızdır. Bu kadarını nasıl görünce hatırlıyor ben de bilmiyorum ama eğer izlemek isterseniz onun çektiği Space Jam videosunun linkini de aşağıya bırakıyorum, mutlaka bakın. Şehrin içinde sol tarafta bitlerin sirki var. Bu bitleri şu çizgi filmden hatırlayabilirsiniz. Hemen arkada şarkı söyleyen kurbağa var. Onun da kim olduğunu ekranda görüyorsunuz. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime girl. Porky'nin meşhur kafesi ise bomboş duruyor. LeBron hariç şu an Toon dünyasında yaşayan sadece bir kişi var ve bu yüzden Acme şirketinin aracı uzun süredir çalışmıyor ve Hızlı Gonzales'in Meksika bölgesi de bomboş duruyor. Carta Blanca adlı Meksika birasının ismi duvarda Carta Blank olarak kısaltılmış. Ünlü Carnegie Hall isminden değiştirme salon boş ama eskiden oynayan şu klasik müzikallerin afişleri hala duruyor. Ama sizin bu çizgi filmleri zaten izlemiş olduğunuzu umuyorum ve devam ediyorum. Ormanda zamanında Daffy'nin her yere astığı tavşan tabelalarını geçiyoruz ve klasik ördek mevsimi, tavşan mevsimi sahnesine geliyoruz. Rabbit season, duck season, rabbit season, duck season.
LeBron'un afişi yırtıp tavşan mevsimi demesi üzerine Bucks 60 yıldır hiç değişmeyen senaryoyu uygulamak için çıkıp geliyor ve bu sırada Bucks'ın saftirik Elmer taklidini görünce çoğu kişinin aklına Big Chungus'ın geldiğini biliyorum. Big Chungus birkaç yıl önce popüler olan uydurma bir meme'di ve internette o kadar çok sevildi ki Looney Tunes oyununda bile resmi bir karakter olarak yer almıştı. Ama aslında bu tipleme Bucks'ın 80 yıl önce 1941 yılında yine Elmer'ın taklidini yaptığı bir sahneydi, o kadar. That'll hold them all right. Bucks'ın duvara bir tünel çizip kaçması ve kamyonetle geri gelmesi klasik bir Roadrunner esprisiydi. Ardından Acme ürünlerinin test merkezini gördük. Bütün başarısız ürünleri üreten bu firmayı bu kadar sık görmemizin sebebi şu. Warner Bros. Şu an Coyote'nin Acme şirketine dava açacağı bir sinema filmi planlıyor. Bunu da buraya not düşmüş olalım. Tesisin karşısında Free Lang Oteli var. Bu da ünlü çizer Fritz Freelang'e anmak için yerleştirilen bir detay. Bu sırada Acme taşıma aracının plakasında Warner Bros. Bina 43 yazıyor. Biz de Warner Bros. Stüdyolarının haritası olduğu için hemen baktık tabii ki. 43 numaralı bina prodüksiyon ve transfer işlemleri bina. Yani mantıklı ama şaşırtıcı değil. Bu film gönderme yapma işinde fena değil ama henüz Marvel kalitesinde olduğu söylenemez. Özellikle şu tabelaya uzun uzun baktık ve bunun az önceki Frog tabelasının yarısı olduğunu anladık. Ama mantığını anlamadık. Ekranın donup karakterlerin sözde Latince açıklamalarını yazması da yine bir Roadrunner esprisiydi. Bucks LeBron'u TNT kanalında izlediği basketbol programlarından tanıdığını ima ediyor ama aynı zamanda elindeki TNT patlayıcısını da kastediyor. Bucks'ın delirmiş gibi davranmasının ve BD tüm numaraları sergilemesinin sebebi şehirde yapayalnız olması ve bal kabağı Porky'nin elindeki gazetenin bile az öncenin baskısı olduğunu, ana sayfada LeBron'un şehre geldiğini yazdığını görebilirsiniz. Sevil Berberi çizgi filmindeki Berber Bucks'ın resmi duvarda yerini almış ve LeBron'un arkasında da Berber Bucks'ın en iyi müşterilerinin fotoğrafları var. Sahne daha da dramatikleşirken Karavana Sam'in barında masada poker oynayan Duffy, Sam ve Lola'yı gördük. İlk filmdeki Toon Squad formasını da bu sahnede görmüş olduk. Ve bir sonraki sahnede tüm ekibi bir arada gördüğümüzde de sadece Lola'yı basketbol stilinde gördük. Çünkü Lola Space Jam filmiyle bu dünyaya gelmişti ve sadece bir basketbol yıldızı olarak tasarlanmış bir karakterdi. Tüm karakterlerin bu dünyayı terk ettiği sahnede farklı karakterleri de bir iki saniye kadar görmüş olduk. Ama ana ekip hariç bu yan karakterlerin bu filmde geri döndüklerini görmedik. Cowboy Bucks ve Bron dışarı çıktıklarında sol tarafta kaktüsten bir coyote ve köşeyi dönünce de karpuzdan bir Roadrunner vardı. Sonuç olarak yarım saatte konu anca oturmuş oldu ve Bucks ve LeBron yeni bir plan yapıp bir takım oluşturmaya ve düşmanı basketbol maçında birlikte yenmeye karar verdiler. Bucks hızlıca bir plan yapıp bu toprakları dünya adına fethetti çünkü bu Marslı Marvin'in sahnesinin gelmesini sağlamış oldu. Böylece Marvin'in uzay aracını kaçırmış oldular. Bucks ve Marvin 94 yılında ikinci Nike reklamında başrol oldukları için ikinci Space Jam filminde de Bucks ve Marvin'e ayrı bir yer vermek istemişler. Marvin'in ışın silahındaki modlar sersemletici ışın, ölümcül ışın, vatoz modu veya Ray Charles moduna da geçebiliyor. Çünkü Ray aynı zamanda ışın demek. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Marvin ve köpeği Sneaker giyen karakterlerden ama iki filmdir onları maça davet eden kimse yok. Bu sırada şeytani algoritmayı Steve Jobs kılığında gördük. Genius Bar'da takılırken sol ekrandaki randevu listesinde fizikçi, sporcu, devlet adamı gibi ünlü isimleri gördük. Ama onu boş verin. Marvin'in gemisine dönersek geminin önünde Kaliforniya'nın ünlü animasyon sınıfı A113 yazısını gördük. Ama neden geminin kontrol panelinde bir basketbol topu var onu bilmiyorum. Ekranda eski Toon Squad takımını ilk filmdeki formalarıyla gördük ama burada bir hata var. Gossamer daha önce takımda değildi. Çünkü kendisi ilk filmde seyircilerin arasında olan bir yan karakterdi, o kadar. Bu sırada bir Hufflepuff olduğunu öğrenen LeBron'un kendi takımına istediği isimler var. Bunlar Superman, King Kong, Trinity, Batman ve Demirdev. O yüzden önce DC evrenini ziyaret ediyoruz. 90'ların Superman çizgi filminde Superman'in şehri Metropolis'teyiz ve Bugs Batman'e, LeBron da Robin'e dönüşmüşken tren istasyonundaki James Gordon'ı ve Clark Kent'i görebilirsiniz. Duffy şehrin Superman'i olmuş ve Porky de onu kayda alıyor. Çünkü Porky uzun yıllar Duffy'nin yancılığını yapmıştı. Tren paneline bakarsak tren Gotham'dan çıkıp Metropolis'e, oradan da Aquaman'in evi olan Atlantis'e, oradan da bir yetimhaneye ilerliyor. Batman'in klasik tema müziğiyle devam ederken Superman'in çalıştığı gazete binasına, oradan Gotham'a, Atlantis'e ve DC hayranlı çocuklara ulaşıyoruz. Trenin içinde Alfred ve Dr. Harlan Quinzel var. Bu sahnede çocukların şu sevinme sesi
Mac bilgisayarlarda bulunan bedava ses efektlerinden biriydi. Warner Bros'un 100 yıllık ses arşivine o gün ulaşamadılar herhalde. Bu sahnede de Batgirl, Flash, Aquaman, Green Lantern ve Superman'den azar yemeden Mad Max evrenine geçiş yapıyoruz. Coyote savaş çocuklarından biri olmuş. Bu tipler ağızlarına sprey sıkıp savaşarak ölmek istiyorlar ki böylece Valhalla'ya gideceklerine inanıyorlar. Coyote de aynı şeyi yapıyor ama onun amacı Roadrunner'ı yakalamak. Bu arada bu sahnedeki gerçek ve çizim karışımı o kadar güzel görünüyor ki tüm filmin böyle ilerlemesini istedim. Neyse devam edelim. Austin Powers filmini izlemediyseniz bu sahne hiç komik gelmemiş olabilir. O yüzden göstereyim. Elmer ve Sylvester'ı direkt şu gördüğünüz sahnelerde kullanmışlar. Ardından meşhur Casablanca filmine geçiyoruz. Tabii bu sefer bu ünlü sahnede karavana Sam var. Bu arada eskiden Warner Bros. Şu elimde gördüğünüz Casablanca'nın özel DVD'si için Havuç Blanca adlı bir film yapmıştı. Ve bu filmde Bugs, Pepe gibi isimler başroldeydi. O yüzden bu filmde de buraya Pepe'yi almak için geleceklerdi. Ama Pepe senaryodan atılınca karavana Sam'e fırsat doğmuş oldu. Neyse asıl şok uzay gemisinin camına yapışan Tazmanya canavarı oldu. Çünkü bu sahnede Rick and Morty'yi görmüş olduk. Hiç bilmeyen varsa Rick ve Morty tamamen yetişkinler için yapılan, geleceğe dönüş parodisinden ortaya çıkan absürt ama zeka dolu bir çizgi film. Belli ki Rick ve torunu tazı kaçırıp üzerinde testler yapmışlar ama onun her şeyi yiyip yutan anatomisini çözemeyip Bugs'a geri teslim ediyorlar. I'll never erase what I saw from my brain. He's your problem now, dum-dum. Foghorn Leghorn karakteri kalesi rolüyle karşımıza çıktı. Çok bir olayı yoktu ama yine de onu da takım almalarına sevindim. Oh, Foghorn Leghorn! Ve tabii büyük anneyi ve Gonzales'i de Matrix'in ilk filminde gördük. Büyük annenin burada zaman geçirmiş olması da daha sonra maçta işimize yarayacak biliyorsunuz. Ama gerçek bir basketbol oyuncusuna ihtiyacımız var ve bunun için Wonder Woman çizgi romanının içine giriş yapıyoruz. Çünkü Lola yeni bir amaç edinmiş ve bir Amazon kadını olmak için mücadele ediyor. Lola daha önce Jordan'la maç yaptı. İçin yeni filme karşı pek heyecanlı değil. Lola artık bir kahraman olmuşken sırf LeBron'un oğlunu kurtarmak için takıma dahil oluyor. Çünkü Lola gibi güçlü bir karakterin sırf hala Bugs'a aşık olduğu için geri dönmesini istememişler. Bu yüzden maalesef aşk temasını geçiyoruz. Tüm takım antrenman yaparken Coyote'nin LeBron'un otomatik top fırlatıcısına göz dikmesine dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü kendisi daha sonra bu teknolojiyi geliştirerek maçta kullanacak biliyorsunuz. Bu sırada algoritma ne yapıyordu derseniz öncelikle LeBron'un oğluyla kanka olup onun yaptığı oyun sistemini çalıyor. Tasarladığı oyuncular 3D modellere dönüşürken Dominic'te bir oyuncu olarak yükseltiliyor ve dünyadaki herkese LeBron'un oğluna karşı maç yapacağına dair bildirim gidiyor. Algoritmanın çaldığı tarama teknolojisiyle kendi dijitalleştirme teknolojisi birleşince bu bildirim alan herkes Warner 3000 platformunun içine ışınlanıyor. Yani bence de bu kadarı biraz fazla ama neyse. Takımımız geri dönerken LeBron ritüellerinden birini yaparak ayakkabısına ailesinin isimlerini yazıyor. Ama bu sırada arka planda Bugs ve arkadaşlarının camdan dışarı izlediklerini görebilirsiniz. Acaba ne konuşuyorlardır? Takımımız eski formalarını yeniden giymiş, maça hazırlanıyorlar ama hala eski günlerde yaşayan Bugs, MC Hammer taklidi yaparken LeBron ve Bugs'ın hiç de iyi anlaşamadıklarını gördük. You do what I say. Oh, I see. You're that kind of king. Ve süre dolmuş, Roadrunner ve Coyote korkuyla birbirlerine sarılıyorken çizgi dünyanın 3 boyutlu gerçekçi dijital versiyonuna geçip darmadağın olduğunu gördük. I look expensive. Karakterler 3 boyutlu olurken hiç mutlu değiller ama Duffy'nin memnun olup pahalı görünüyorum demesine bakmayın. Kendisinin her zaman şirkete yalakalık yaptığını biliyorsunuz. LeBron normale dönerken bilekliklerinde söz veriyorum yazıyordu. Bu bileklikler LeBron'un açtığı kendi eğitim kurumuna ait. Bugs'ın bu savaş demektir sözünü birçok çizgi filmden hatırlarsınız. Ve artık sıra videonun en çok beklenen anına. Yani maçtaki tüm karakterleri tek tek sıralamaya geldi. Ama mutlaka herkesi ve her şeyi bilmem imkansız. O yüzden siz de bildiklerinizi yorumlara yazın lütfen. Şimdi sıralayalım. Sonra bu noktaya geri döneceğiz. Önce Scooby-Doo ve Gizem aracını gördük. Şeytani bilim adamının kalesi hemen solda. Burası Gossamer'ın evi. Hemen arkasından Demir Dev, birkaç Quidditch oyuncusu ve ejderha teşrif ettiler. King Kong ve onun yanında Smallfoot filmindeki karakterler var. Ardından taş devrinden çıkan Gazoo adlı uzaylıyı gördük. Arkasında Kaptan Mağara adam uçuyor. Önünde ise gerçek kötülerden Değerli adlı kıs kıs gülen köpek var.
Jabberjaw adlı köpek balığı sağ tarafta, solda ise çakmak taşlar ve moloz taşlar geliyorlar. Ortada ayı Yogi ve Bobo, Bam Bam, yine solda Magilla Gorilla var. Hemen arkadan jetkiler uçan arabalarıyla geliyorlar. Thundercats karakterleri gelirken birkaç saniyeliğine animanyaklar da hemen altta koşarken görünüyorlar ve Gremlinler kendi filmlerindeki gibi 3 boyutlu gözlükle ve Noel şapkasıyla tüm ekranı kapladılar. Seyirciler yerlerini aldığında It filminden Pennywise, Matrix'ten Ajan Smith ve Maske bariz şekilde tüm film oradaydılar. Maskenin takımının içinde hakem forması var ve bir düdük takmış. Düşmanlar bir arada dururken Danny DeVito'nun Penguin tiplemesi, Mr. Freeze, Joker'in 60'lar versiyonunu ve Jack Nicholson versiyonunu gördük. Game of Thrones karakterlerinden Ak Gezenler ve Night King'i gördük. Oz büyücüsündeki uçan maymunlar 60'ların Robin'i ve Batman'i 90'ların kedi kadınıyla takılıyordu. Blue Falcon ve Dinomat, Clockwork Orange ekibi, Joker'in adamları, Monty Python ekibi, Slytherin oyuncuları, Gryffindor oyuncuları, Voldemort, Oz büyücüsündeki cadı, Dorothy, The Devils filmindeki rahibeler, Space Jam filmindeki Nerdluck'lar, Space Ghost, Matrix'ten Trinity, Morbius, Mighty Mitor, Peter Potamus, Frankenstein Jr., gerçek kötüler yarış ekibi Herculoid. Sizce bitti mi? I don't know, but the line for the bathroom's gonna be insane. Daha bitmedi. Bir yerlerde Yüzüklerin Efendisi ekibi de olacaktı ama gerçekten çenem yoruldu arkadaşlar. Şu an bunu kaydederken bu videonun kurgusunu düşünemiyorum bile. Eğer şu dakikaya kadar izleyip hala abone olmadıysanız gerçekten size söyleyecek sözüm yok artık. Bu kadar seyirci için bir de anlatıcı gerekiyordu ve böylece TNT kanalından Ernie Johnson Jr. ve Lil'Rel Howery'i yan yana gördük. Ardından Gunn Scott sahneye çıktı. Sanki hiç karakter yokmuş gibi bir de Pete hakem olarak karşımıza çıktı ama yine Marslı Marvin'in önceki filmdeki gibi tarafsız bir hakem olması bence çok yerinde olurdu. Bu kısımda film bize bunun bir basketbol maçından çok bir video oyunu olduğunu hatırlatıyor. Ve filmin başında LeBron'un oğluyla oyunu öğrendiği kısımları dinlemediyseniz power up'ları, stil puanları ve özel hareketleri öğrenmediniz demektir. Aslında burada konu şuydu. Bucks konuyu hemen anlasa da LeBron bu yeniliğe açık olmadığı için takımın istediği gibi davranamadıklarını gördük. Oh, it's Dame time. Dame zamanı ünlü bir söz çünkü Damian Lillard kritik anlarda oyunu büyük soğukkanlılıkla, çok sakin ve çok kontrollü oynayan yapısıyla ve kolundaki hayali saati göstermesiyle ünlü. Burada da onun gerçekten de zamanı kontrol ettiğini görüyoruz. Neyse ki soyunma odasındayken Sylvester seyircilerin arasında Michael Jordan'ı bulduğunu söyleyince hem seyirciler hem de LeBron dahil hepimiz bir anda filme 4 katı daha fazla odaklanmaya başladık. Bu sırada da Chicago Bulls'un sahaya çıkma müziğini duymak harikaydı. Bucks eski dostunu görmek için çok heyecanlandığında Jordan'ın lakabı olan His Airness kelimesi ağzından döküldü ve tüm ekip heyecandan yerinde duramazken gelen kişinin ünlü oyuncu Michael B. Jordan olduğunu gördük. Bu şaka gerçekten çok komikti ama öyle bir hayal kırıklığıydı ki filmin puanının 4 puan düşürdüğüne eminim. Ama bunu kanıtlayamam. It's been 25 years. I thought he aged gracefully. Michael B. Jordan'ın gaza getirici konuşması oynadığı Friday Night Lights dizisine bir göndermeydi. Clear eyes, full hearts can't lose. Can't lose! Clear eyes, full hearts can't lose! Say it with me! Coach Duffy'nin notunda yanlış Jordan, Sylvester'ı oyundan al yazdığını görebilirsiniz. Bu kısımlar güzel aslında çünkü Jordan için bu kadar heyecanlıyken LeBron'a dönüp onun kötü bir baba ve kötü bir basket koçu olduğunu söylüyorlar. LeBron'dan nefret eden büyük bir kesim var sonuçta ve Looney Tunes'ların da onunla zor anlaşmaları LeBron'u anlamak ve sevdirmek için bir adım olmuş bence. Neyse bu bir inceleme değil. Ve Bucks kalemi devralınca asıl maç başlamış oldu. Klasik Looney Tunes logosundan çıkıp gelen takım klasik tren numarası ve Roadrunner'ın duman perdesiyle maça başlarken Bucks siyah beyaz anlatımıyla maçı yönetmeye başladı. Bu kısım Bucks'ın aynı isimli 1989 filmine bir göndermeydi. Ve tabii ki hip hop sahnesinden de bahsetmek gerek. Porky'nin Notorious P.I.G. olduğunu öğrendik. Ve bu Notorious B.I.G. adlı rapçiye bir göndermeydi. Bu arada 90'larda Looney Tunes karakterlerinin hip hop stilinde bolca kullanıldığını unutmayalım. Ve Coyote filmin başında gördüğümüz LeBron'un top denilince top fırlatan makinesini Acme çoğaltıcısıyla birleştirince bizim takım aynı sayıyı hızla yakalamış oldu. Matrix'ten gelen büyükannenin gerçekten seçilmiş kişi olmasının ardından Lola'dan James'e harika bir asist geldi ve kameraya göz kırpmasıyla Dwayne Wade'in şu pozunu tekrarlamış oldular. Yani Lola gerçekten de basketbola fazlasıyla hakim. King Kong'un küstüğünü gördük. King Kong'un bu sahnede küsmesinin sebebi Training Day filmindeki şu cümleyi tekrar söyledikleri içindi. King Kong ain't got shit on me! King Kong ain't got nothing on me. Ve sonuç olarak Bucks oyunu bozan hareketi yaptı. LeBron sayıyı attı, algoritma posterlik oldu ve maç bitti. Bu kadar. Merak etmeyin, kimseye bir şey olmadı.
That's all, folks. Bugs dahil. What's up, Doc? Filmin sonunda Bugs ve LeBron konuşurlarken Bugs'ın salı günü taco gününe katılmak istediğini gördük. Bu LeBron'un her salı taco yediği ve bunu sosyal medyada paylaştığı bir ritüele göndermeydi. Ve film bitti. Filmin bitiş yazıları sırasında Looney Tunes'ların gerçek dünyada geçirdiği zamanlardan birkaç kare gördük. Burada gördüklerimizin bazıları aslında yıllar önce proje olarak sunulmuş, halka açıklanmış ama onay almamış Space Jam filmleriydi. Daha önce Race Jam, Spy Jam, Golf Jam ve hatta Tony Hawk'la Skate Jam filmi bile çekeceklerdi ama bu projeler iptal edildi. Kapanışta Sylvester ve Tweety'yi kaykayla gezerken, Bugs ve Lola'yı hız yaparken, büyük anneyi dövüşürken, Lola'yı Serena Williams'la tenis oynarken görebilirsiniz. Bu sırada Bugs eski takım arkadaşı Bill Murray ile golf oynuyor. Kendisi ilk filmdeki maçın son dakikalarında rol oynamıştı hatırlarsınız. Ve eğer ilk filmdeki gibi bu filmde de after credits sahnesi beklediyseniz yoktu. Ve video bitti. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi eğer sizin fark ettiğiniz bir şey varsa onu yorumlara yazabilirsiniz. Veya bu videoda şaşırdığınız bir gönderme oldu mu bilmek isterim. Çünkü biz şu an gözlerimize buz koymak istiyoruz. Ama video yayınlandığında tüm yorumları okuyorum biliyorsunuz. Bu sırada siz de hala abone olup olmadığınızı kontrol edin lütfen. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Film hakkında daha fazla video isterseniz de ekrandaki şu videoları izleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bye.